kez dönüyoruz iç siyasete. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na un kapanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Başkanı İmamoğlu, kamuoyu bir kavşağa yapamadınız diye bakıyor diyerek söze başladı ve başka açıklamalar da yaptı. Flash Haber muhabiri Ali Morca da o açıklamaları takip etti bugün. İzleyelim. Düz geçiyorsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba başkanım. Merhaba. Ortasından geçen tramvay hattı, yani Ali Beyköy'den Eminönü'ne bağlanacak olan tramvay hattının yol geçişindeki tüneli görüyoruz. Bir ay önce bu üstünü yapabilmek adına, sadece şu tüpü yapabilmek adına trafiği yönlendirdi. Yoksa bir sene, aslında 70 günde tamamlanıp trafiği açmıştı. Evet. Tramvayın 11 kilometrelik kısmındaki hem sağını solunu ve temas alanlarını yapmaya başladık. Ve üçüncü bölge dediğimiz, şurada bizim İGDAŞ'ın tesislerinin olduğu yerler de var. İdari bina, bizim park bahçeler dairesi de var. Özellikle idari tesis alanlarının kapattığı, vatandaşa kapattığı sistemi de açtık ve İGDAŞ'ın olduğu bölge bütün kıyı şeridini kesintisiz olarak vatandaşa açmak üzerine bir, evet, Eminönü Fener arası, yani oradan bu tarafa bu tünelde yapıldıktan sonra raylı sistemle beraber Eminönü'nün düzenlenmesi ve sahil bandının yapımı işlemi birlikte yürüyecek ve aynı paralellikte yaklaşık 12-13 ay içerisinde, bir yıl içerisinde tamamlanıp hizmete açmış olacağız. Bir yandan Atatürk Köprüsü'nün aslında yeni bir tasarımın da hazırlanıyor. Öyle mi? Geleceğe de. Yani bunu biraz daha ulusal ve uluslararası düzeyde bir hazırlığını da yapıyoruz. Evet. Yani o tabii biraz daha orta mesafeli bir iş. Evet. Gelir gelmez bizim için de bir şok oldu. Hatta beni işte arkadaşlar, Pelin Hanımlar davet ettiğinde üzüldük. Yani daha üstüne ray gelmemiş, tren gelmemiş, şey çöktü. O beton koyduğumuz ray hatları çökme yaptı. Evet, gözüküyor. Şurada görünüyor. Evet, burada. Hani şöyle esprili söyleyeyim. Bana ne zaman başlayacağını değil, ne zaman bitireceğiniz. Evet. Bizim için 2023'ün ortası başlayacak. Yani seneye yazın. Evet. Bitirmek istiyoruz Genel Başkan. Burayla ilgili de dış kredimizi imzaladık. Yani burada bir kaynak sorunumuz yok. AFD'den 95 milyon euro çok uygun bir oranla kredi onayımızı imzaladık. Dolayısıyla hiçbir finans şeyimiz yok. Allah'ın izniyle seneye yazın bambaşka bir Eminönü Meydanı. Artık konserle mi açarız? Konserle. Yalnız riskli bir tarih yani. Böyle evet, seçim öncesi yani falan filan böyle artık ne yaparız burada bilmiyorum. Elimizden geleni yaparız başkanım. Hiçbir sıkıntı yok. Haziran seçim ayı. Tabii ki.